Yemek adasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim bu görmüş olduğunuz yumuşacık pamuk gibi, balon gibi şişmiş, bakınız iki kat olmuş bu nefis bazlamaların tarifini vereceğim. Buyurun yapımını görelim. Yoğurma kabımın içine 5 su bardağı un ekledim. Üzerine 1 paket kuru maya, 2 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Karıştıralım. Unu kullanmış olduğum bardak ölçüsü 200 milimlik. Aynı bardağın ölçüsüyle süt kullanıyorum. Süt yerine suda kullanabilirsiniz. Ilık olması gerekiyor. Ilık süt kullandım. Üzerine 3 tatlı kaşığı zeytinyağı ekledim. Çiçek yağı da kullanabilirsiniz. Güzelce karıştıralım. Önce kaşıkla bir toparlayalım. Daha sonra elinizle yoğurabilirsiniz. Çok yumuşak kıvamda bir hamur elde edelim. Ölçüler tam olduğu için hamur hemen toparlanacaktır. Şimdi üzerine bir streç film kapatalım. Hamur iki katına çıkana kadar mayalandıralım. Yaklaşık yarım saat içinde sıcak bir ortamda mayalanacaktır. Hamur mayalandı. 2-3 katına çıktı. Görüyorsunuz. Şimdi onu tezgahın üzerine alalım. Biraz yoğuralım. Havasını alalım. Maya kokusu çıksın. Çok güzel elastik bir hamur olmuş. Yumuşak ama ele yapışmayan çok güzel kıvamda bir hamur oldu. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. İster büyük yapın, ister mini mini yapabilirsiniz. Orası tamamen size bağlı. Hepsine eşit boyda bezelere ayırdım. Şimdi bir bezin üzerine aldım ve ben diğerlerini yaparken onlar da dinlenecektir. Şimdi yarım santim kalınlığında açalım. Ne çok ince olsun ne de kalın olsun. Şöyle yarım santim kalınlığında olması yeterli. Tekrar bir mutfak bezinin üzerine alalım. Mutfakta kullandığım temiz bir bezin üzerine aldım. Üzerine kapattım kurumasın diye. Hem de bu şekilde daha da güzel kabarır ve mayalanır. Şimdi dinlendiriyorum. Yarım saat bu şekilde dinlendireceğim. Bütün hamurları aynı şekilde hazırladım ve üzerini bir bezle kapattım. Yaklaşık yarım saat kadar dinlendirdim. Daha sonra Hangi tavada yapacaksak onu ocağa bıraktım ve iyice ısınmasını bekledim. Tavamız ısındı. Şimdi bazlamaları yerleştirebilirsiniz. İster teker teker, isterseniz de dörder dörder tavanızın büyüklüğüne göre yapabilirsiniz. Hemen kabarır kabarmaz çevirelim, fazla bekletmeyelim. Ocağın ateşi önce yüksek ateşte, daha sonra orta ateşe getirelim ki bazlamalar yanmasın. Ağır ateşte ağır ağır pişsin. Birden yüksek ateşte pişirirseniz dış yüzeyi yanar, içi de hamur kalır, kabarmaz. O yüzden ağır ateşte pişirmemiz önemli. Zaten hemen pişiyor ve iki katına çıkıyor. Bakınız hemen kabarmaya başladı. Devamlı çevirelim. Pişen bazlamalarımızı temiz bir mutfak bezinin üzerine bırakalım. Üzerini kapatalım. Yumuşak kalması için diğer bazlamaları da aynı yöntemle devamlı çevirerek pişirmeye devam edelim. Devamlı çevirirseniz çok güzel kabarır, balon gibi şişer. Kurutmadan devamlı çevirerek pişirmeye gayret edelim. Bakınız şöyle spatula ile hafif hafif bastırırsanız kabarmayan yerlerde hemen kabarır. Bu arada çayınızı da demleyebilirsiniz. Sıcacık çayla, zeytinle, peynirle nefis olur. Zaten görüyorsunuz iki kat oldu. Çocuklarınızın beslenme çantasını da bırakabilirsiniz. Arasına peynir veya köfte, marul bırakıp çocuklarınızın beslenme çantasına bırakabilirsiniz. Üzerine bu şekilde tereyağı sürerek de tüketebilirsiniz. Şimdi size çok sıcak ama içini göstereyim. Bakınız. İki kat olmuş. Gayet güzel. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olursanız memnun olurum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.